Merhaba arkadaşlar. 7. sorudayız. BEST temel matematik testi. 7. sorudayız. BEST'in 12 numaralı denemesi A kitapçığını çözüyoruz. Siz de denemeyi elinize alıp takip edebilirsiniz. Oran orantı sorusu karşımıza çıktı. Bir orantı verilmiş. Bakın x eksi 3y 4 ise toplamı 3'e eşit. 4c eksi 3b eksi 1. Burada sadece kim yok? Bakın gördüğünüz gibi şurada verilen ifadeden sadece a yok. Bu tip sorular da çok işinize yarayacak bir kural vereceğim. Arkadaşlar orantı sabitini şuradaki oranları herhangi bir sayıyla genişletmemiz veya sadeleştirmemiz değiştirmeyecektir. Yani şu 1 bölü 4'ü etkilemeyecektir. Mesela bakın y'nin katsayısı eksi 3, b'nin katsayısı da eksi 3. Öyleyse ben şu iki ifadeyi de y'yi de b'yi de eksi 3 ile çarpsam ve bölsem ne oldu? Herhangi bir değişiklik olmayacaktır orantı sabitinde. Peki 4z ve 4c var. O zaman 4z, 4c diyorum. Bunları da genişlettim. Peki x ile a'yı genişletmeme gerek yok. Burada bir özellik daha size çok kullanışlı. Bakın bir orantı verildiğinde payları toplasanız ve paydaları toplasanız yine bölseniz orantı sabitine eşit olacaktır. Yani ne demek istiyorum? X eksi 3y artı 4z bölü a eksi 3b artı 4c yine 1 bölü 4'tür. Bu orantı sabiti değişmeyecektir. Benim gördüğümü siz de görüyorsunuz. Bakın burada x eksi 3y artı 4z zaten 3'müş. Götürür yerine yazarım. Yani şöyle bir ifade olur. 3 bölü a eksi 3b artı 4c diyor. Eksi 3b artı 4c'nin değeri de nedir? Bakın. Eksi 1. Bunu da götür burada yerine yazarım. Payda ne oldu? A eksi 1 mi oldu? Eşittir 1 bölü 4. İçler dışlar çarpımı yaptığınızda a eksi 1 eşittir 12. Buradan a eşittir 13 gelir. Cevabımız E şıkkıdır. 8. soruda bir eşitsizlik verilmiş. Eşitsizliğimizde y'nin alabileceği değerler isteniyor. Değerler toplamı isteniyor. X 7'den küçük. Bakın x eksi y x'den küçük. X eksi y 2'den büyük olacak. Burada şunu kullanalım. X ile y'nin tam sayı olmasını. Çünkü reel sayı olsaydı aralık üzerinde çalışırdık. Fakat tam sayı dediği için değerler üzerinde çalışalım. 7'den küçük alabileceği değer 6 olur x'in. Başka ne olur? 5 olabilir. Başka ne olur? 4 olabilir. Peki 3 verebilir miyim? Veremem çünkü 3 ile 2 arasında bir tam sayı yok, değil mi? Yani x 6, 5 ve 4 aldığında şurasını yazalım. X 6 olduğunda şöyle bir ifade olacaktır. Y için, değil mi? Peki x 5 olduğunda şu şekilde bir ifade olacaktır. X arkadaşlar 4 olduğunda şu şekilde bir ifade elde etmiş olacağız. Öyleyse y'yi tek tek buradan çekelim. Bakın 6'dan bir tam sayı çıkartacaksınız. 2'den büyük olacak. Ne verebilirsiniz? 3 verebilirsiniz. Başka 2'den büyük olması için 4 verebilirsiniz. 3 verirsem büyük oluyor. Evet. 2 verebilirsiniz. Affedersiniz. 2 verebilirsiniz. 4 olur demek istedim. 1 verirseniz arkadaşlar 5 oldu, değil mi? Peki 0 verebilir miyim? Hayır. Neden? 0 verirsem 6 eksi 0'dan 6 gelir. 6 küçüktür 6 olmayacaktır. Yani y buradan alacağı 3 tane değer vardır. 3, 2, 1 olabilir. Buraya baktığımda y sayısı bakın 5'ten y'yi çıkartacağım 2'den büyük olacak. Ne olabilir? 3 olamaz değil mi? 5 eksi 3 2 yapıyor çünkü. O zaman 2 olabilir. 1 olabilir. 0 olamıyor. Bakın yine aynı değerler. Zaten 2 ile 1 burada bulmuştuk. Burada 3, 2, 1. Burada 2, 1. Tahminim burada sadece bir değerini alabilir, değil mi? Bakalım 2 ile 4 arasında sadece kim var? 3 var. Dolayısıyla y ancak ve ancak 1 olabilir. Alacağı değerler 3 tanedir. 1, 2 ve 3'tür. Toplamları ise 6 olur. Yani cevabımız Bursa arkadaşlar. B seçeneği olur. Burada 2 ile 6 arasında 3, 4 ve 5 olduğundan, değil mi? 3, 4 ve 5 değerleri için. Y'nin hangi değerleri için olur? 3, 2 ve 1 değerleri için. Dolayısıyla buradan neticeye ulaşırız. Dediğim gibi tam sayı demesi bize çok kolaylık sağladı. Yoksa aralık üzerinde çalışacaktık. 9. soruda
Mutlak değerle ilgili bir soru sorulmuş. Okuyorum soruyu. X gerçek sayısının eksi 2'ye uzaklığı 7'ye uzaklığının yarısından küçük değildir diyor. Bu eşitsizliği gösteren şık hangisidir diyor. Hangisinin olduğunu şöyle bulabiliriz. Bir kere mesela 9'un 7'ye uzaklığı dediğimde ne anlarız? Mutlak değer 9 eksi 7 ya da 7'nin 9'a uzaklığı dediğimde mutlak değer 7 eksi 9. Uzaklık biz mutlak değerde tanımlamıştık değil mi? Sayının sıfıra uzaklığına mutlak değeri diyorduk. O zaman x sayısının eksi 2'ye uzaklığı demek x ile eksi 2 arasındaki fark demektir. Uzaklığını o şekilde düşüneceğiz. Bu ifade 7'ye x sayısının 7'ye uzaklığının yarısından küçük değildir diyor. X sayısının 7'ye uzaklığının yarısından küçük değildir. Yani büyüktür veya eşittir. Bak bu da çok önemli. Küçük olmaması demek büyüktür veya eşittir olması demek. X artı 2 olacaktır buradan eksi ile eksiyi çarptığımda büyüktür. Bu 2'yi de buraya çarpı olarak gönderelim. Bu iki arkadaşlar şıklarda mutlak değerin içerisine geri gönderilmiş vaziyette var. 2x artı 4 olarak bu şekilde yazabiliriz. Cevabımız E şıkkında mevcut. Evet, sayının uzaklığı dediğinde mutlak değeri düşüneceğiz. 10. soruya geçiyoruz. 4 bölü a eksi 1'in mutlak değeri artı 1 bölü a, 1 eksi a'nın mutlak değeri. A eksi 1'in mutlak değeriyle 1 eksi a'nın mutlak değeri nedir? Birbirine eşittir. Buna neyi örnek verebiliriz? Mesela sayıların yeri değiştiğinde mutlak değeri değişmiyor ya. Siz şimdi Ankara'dan İstanbul'a gittiniz diyelim 400 kilometre. İstanbul'dan Ankara ne kadar? Yine 400 kilometre. Yani a eksi 1 demek a'nın 1'e uzaklığı demek. 1 eksi a demek 1'in a'ya uzaklığı demek. İkisi de aynı uzunluğu belirtiyor. O yüzden birbirine eşit olması gerekir. Burada 1 eksi a'nın mutlak değeri yerine o zaman siz a eksi 1'in mutlak değeri yazabilirsiniz. Süper oldu şimdi. Dolayısıyla paydalar eşitmiş aslında. 1, 4 daha. 5 tane mutlak değer. 5 bölü mutlak değer a eksi 1 eşittir. 1 bölü 2 olacaktır. Doğru mu? Peki buradan bakın içler dışlar yaparsanız a eksi 1'in mutlak değeri 10 gelir. Neyin mutlak değeri 10'dur? Ya 10'un mutlak değeri 10 olur ya da eksi 10'un mutlak değeri 10'dur, değil mi? Yani a ya 11'dir ya da eksi 9'dur. Alacağı değerlerin toplamı arkadaşlar 11 eksi 9'dan 2 yapar. Bu da C seçeneğinde mevcuttur arkadaşlar.